Çünkü bunca büyük bir sorunla kendi başımıza baş etmek büyük bir sorundur. Çünkü bu sadece bir mülteci. Bizim ülkemize sığındıklarının farkındayız. Sayıları 1 milyon civarında olduğu anlaşılan göçmen ve mültecilerin bulunduğu bir kentin yönetimi meseleye asla ve asla seyirci kalamaz. Ne yazık ki bu konuda uzun süre mesele yokmuş gibi davranılmıştır. Dolayısıyla biz bu meseleye yokmuş gibi davranamayız. Sadece İstanbul'da ve Türkiye'de değil, hayatlarına devam etmek üzere yola çıkan Suriyeli mültecilerin bugün yaşadıkları her ülkede karşı karşıya kaldıkları önemli ama çok da derin sorunları vardır. Maddi zorluklar, işsizlik, eğitim, sağlık, sosyal haklardan yoksunluk, misafir eden toplumla uyum, toplumsal dışlanma ve hatta ne yazık ki nefret bu sorunların ilk akla gelenlerindendir. Halletmeyeceğiz. Ama dediğim gibi nihai olarak çok derin sorunları var. Psikoloji yaşamaya ihtiyacımız var. Yerinden yurdundan aramaya çalışmak zorundayız. Suriyeliler kendi Mart 2011'de Suriye'de iç karışıklıklarla başlayan, daha sonra ülke geneline yayılan ve dış müdahalelerin de etkisiyle derinleşen iç savaş kısa sürede küresel ölçekte büyük bir insani felakete dönüştü. Türkiye bölgemizdeki bu yangını söndürebilecek kapasiteye sahip. Güçlü ve itibarlı bir bölge ülkesi iken uygulanan yanlış Suriye politikaları nedeniyle komşularımızdaki yangının büyümesine neden oldu. Ve oradaki hayatlarına huzur içerisinde. Biz hep savuna geldik. Bugün de aynı kararlılıkla savunuyoruz. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi, demokrasinin, egemenliğin ve bağımsızlığın olmazsa olmazıdır. Bu nedenle Suriye'deki yeni anayasa çalışmalarına atıfla rahatlıkla söyleyebilirim ki egemenlik kayıtsız şartsız Suriye halkının olmalıdır. Mevcut hukuk ve yardım politikaları yetersiz. Kardeşlerim,